Merhaba arkadaşlar. Bir derste daha buluştuk. Bugün ne yapacağız? Beylik döneminde Osmanlı askeri gücünü değerlendireceğiz. Yeni bir üniteye başlıyoruz arkadaşlar. Beylik döneminde askeri gücü. Burada ne konuşacağız? Osmanlı Devleti. Hatta aslına bakarsanız kayılar göçebe olarak gelmişler. Bursa, Bilecik civarına yerleşmişler. Bunlar başlangıçta düzenli bir orduya sahip değildi. Gönüllülerden oluşan askeri güçle bir şeyler yapmaya çalıştı. Zaman içerisinde düzenli orduya dönüştü. Yani bugünkü dersimizin ana fikri Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında düzenli bir orduya sahip değildi ama kimlerle savaştı? Bu isimler hangi kavramlarla anıldı? Sonra düzenli orduya nasıl geçtik? Hangi ordular karşımıza çıktı? <laughs> ama tabii her zaman yaptığımız gibi önce ödevimize bakacağız. 0'dan 10'a tarih soru bankamızdan arkadaşlar 58 ve 69 sayfalara bakarken ki burada konu anlatımları var çok fazla değil biliyorsunuz. 10. sınıf dinamo soru bankamızdan 63 ve 65. sayfalarla birlikte ünite testlerini yani 66-75. sayfaları çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü tek bir ünite zaten. Şimdi beylik döneminde Osmanlı askeri gücü girdik ama bazı önemli kavramlar var. Direkt sınav sorusu arkadaşım. Direkt sınav sorusu. Açık uçlu soru malum direkt soru. Kimdir Alp veya Gazi? Alp Gazi savaşa katılan kahraman savaşçı gençlere verilen isimdir. Gençler kastımız da burada yani yani 70 yaşındaki adamı Alp değil mi? Hayır onlara da Alp denir ama çoğunlukla gençler olduğu için genç dedik. Rum. ha bak şimdi. Rum sözcüğü. Roma İmparatorluğundan dolayı kullanılan bir kavramdır. Ama buradaki Rum Anadolu'ya verilen isimdir arkadaşlar. Rum Anadolu'ya verilen isimdir. Anadolu'nun yerlisi Roma anlamında. Hani biz e, Anadolu'ya aslında Rumeli diyorduk. Sonradan Balkanlara Rumeli diyeceğiz. İşte neden lazım bu Rum kelimesi? Biraz sonra göreceğiz. Mesela Gaziyan Rumlu. Bacı. Nedir? Kız kardeş. Askeri yapı içinde karşımda çıkacak bacı kelimesi. Ahi. Aslında... Kardeş anlamına gelen bir kelimedir ama buradaki bir püf noktası var. Onu da göreceğiz. Ahi kardeş anlamına gelir. Esnaf Dayanışma Örgütü'nde daha çok bazıları diyor ki bu ne kardeş ya bu Esnaf Dayanışma Örgütü diyebilir bazılarınız. Haklısınız arkadaşlar. Haklısınız ama Ahi, ahiyen Rum diye karşımda çıkacak. Türkmen kim? Türkmen, Türk'ün aslında göçebe Türklerini tanımlamak için. Şimdi aslında Türkler ilk Müslüman olmuş. Müslüman Türkleri, Müslüman olmayan Türklerden ayırmak için bu İranlılar, Araplar Müslüman Türklere Türkmen ismini vermiş. Başlangıçta çok zoruna gitmiş Türklerin. Ne lan nereden çıktı bu Türkmen gibisinden? Ama zamanla biz bunu kabul etmişiz ve Anadolu'da bu sefer herkes Müslüman oldu ya bütün Türkler. O zaman göçebelere Türkmen demeye başlamışız. Bir de aptal kelimesi var arkadaşlar. O da tasavvuf ehli dervişlere deniyor. Ama ne alaka askeri güçle? Çünkü onları da savaşta göreceğiz. Şimdi hadi başlayalım o zaman Osman Bey dönemindeki askeri yapıyla. Ne demek? Osman Bey döneminde düzenli bir askeri yapı yok. Düzenli bir ordu yok. Kim peki ilk savaşçılar? Osman Bey'in etrafında toplanan gönüllü gruplar. Bunlar gaza yani için? Allah rızası için olan savaş Ya da ganimet. Neydi ganimet? Savaşta elde edilen mal mülk. Bunlar için savaşa katılan gönüllüler. Peki kim bu gönüllüler? Ahaside Rum çıktı bak. Ne diyor? Gaziyani Rum. Yani Anadolu'nun gazileri. Anadolu'nun gazileri ve Alpler. Kim bu Gaziyani Rum? Belli sınıf kahramanlar işte. Hani burada ne demiştik arkadaşlar? Alp veya gaz, kahraman savaşçı. İşte Anadolu'nun gönüllü savaşçıları var. Belli bir sınıf böyle e, vatan, devlet, millet, din için canını feda edecek derecede savaşa katılan gönüllü kahraman savaşçılar. Gazi Rum. Osmanlı tarzı anlatan diziler var malum. Orada Osman Bey'in etrafında birileri toplanmış. Onlar hatta Alplar falan diye bağırırlar ya. İşte Alplar dedikleri Gazi Rum. Bir de ahiyan var. Hah, bakın şimdi ahi neydi? Arapçada kardeş demek. E, ahi teşkilatı neydi? Esnaf dayanışma örgütüydü. İşte aslında bunların içinden savaşçı bir yapı oluşturulurdu. Yani Anadolu'daki ahiler esnaf dayanışma örgütü aynı zamanda silahlı eğitim alıyor. Ya şehirde güvenliği sağlarlar ya da gerektiğinde e, orduyla beraber savaşa katılırlar. Yani ahilerin içinden savaşçı olarak. Orduyla birlikte hareket edenlere ahyan diyoruz. Gene gönüllü, zaten buradakilerin hepsi gönüllü. Bir de abdalan rum var. Abdal neydi? Dervişti değil mi? Savaşçı dervişlerdi bunlar. Bunlar aslında tarikat ehli. Horasan erenleri de denir ya Hacı Bektaş'tan dolayı Horasan erenleri dedin. bunlar hatta bazıları tahta kılıçlı cezbeli dervişler olarak anılır. İnde ordunun en önünde bazıları tahta kılıçlı düşmana saldırıyor. Tahta kılıçlı düşmanın karşısına çıksa ne olur? Ölürsün. Ama bir düşün şimdi. Önde tahta kılıçlı bir derviş düşmana koşuyor. Arkadaki etkin savaşçı onun önüne geçmeye çalışacak. Niye? Ya düşünsenize. Bir derviş elde tahta kılıçlı düşmanın karşısına ilk çıkan olur. Söyleyecek. Millet demez mi? La bir derviş senden daha hızlı koştu. Lan bir derviş senden önce düşmana saldırdı. Sen ne biçim askersin demezler mi? İşte Alplar da bu sefer ondan hızlı koşmaya çalışıyor. E bir düşünün şimdi. Karşıda düşman. Deli gibi geliyorlar. Önde bir azıları. O onu geçmeye çalışıyor. Onu geçmeye çalışıyor. Sen daha düşmanla karşılaşmadan ne yapıyorsun? Psikolojik olarak çöküyorsun. Yani bu da e, tahta kılıçlı cezbeli dervişler olarak anılanlar daha çok kendi ordusuna moral verebilmek ve onun işte e, savaşçı ruhunu canlandırmak, güçlendirmek için savaşa gidiyor. Ama tabii ki bunların içinde savaşçılar da var. Çok da etkili savaşıyorlardı. Bir de Bacı Nur'un vardı. Neydi Bacı? Kız kardeş değil mi? Heh. O zaman kadınlar da orduda görev alıyordu. Ahiliye denk gelen bir örgüt. Ahiler Esnaf Danışma Örgütü ya. Bacı Nur'un da aslında bu işin kadınlar ayağını oluşturuyor. Kadınları organize ediyorlar. Örgüt diyorlar. Tamam. Halılar örecek. Örgüt demiyor. İşte... Ticarette mallar hangi satılacak, hangisi alınacak falan. Hayvanlar işte beslenecek falan. Ama aynı zamanda kızlara, kadınlara savaşçılık eğitimi veriyorlar. Bunlar erkekleri savaşa gittiğinde obayı, bölgeyi korumakla hükümlü olduğu gibi gerektiğinde erkeklerle birlikte de savaşta yer alacaklardır. Dünyadaki ilk kadın örgütü olarak da kabul edilir. O zaman Osman Bey döneminde düzenli bir ordu yoktur. Dört grupla savaşta karşılaşıyoruz. Gazianurum, Ahianurum, Abdalanurum, Bacianurum. Art Arpte dediğimiz gönüllü savaşçılar. Ahianurum, esnaf dayanışma örgütü ama orduda yer, yer alıyorlar. Abdalanurum, dervişler ve tabii ki kendilerinin dine tarikata adamış oldukları halde orduyu da ne yapıyorlar? Destek, destekliyorlar. Bacianurum, kadın örgütü. Daha çok kadınların... Ee, ee, ekonomik hayatta, sosyal hayatta bir cenaze bile varsa o cenazeyi organize etmekte görevler olduğu halde savaşçı olarak yetiştirip gerektiğinde orduyu desteklemek amaçlı olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu Osman Bey dönemi. Gönül bir ordu yok. Ama Orhan Bey dönemine gelince arkadaşlar artık profesyonel yani maaşlı ordulara geçiyoruz. İşte bunların ilki ya evet sorulur. Osmanlı Devleti'ndeki ilk düzenli askeri birlikler hangileridir diye sorulur arkadaşlar. Bak Osmanlı'daki ilk düzenli birlikler. Daha öncekiler gönüllüydü. Ya ve Müslüman. Müslüman atlı demek zaten. Bir de Azepler var Orhan Bey döneminde. Ee, bakın burada da göstermişiz. Yaya ve Müsellem Müsellem atlıymış. Ee, azepler kim? Aslında gönüllü olarak savaşa katılanların içinden özellikle valilerin seçtiği devlet biraz büyüyor. O gönüller arasında valiler e, beyler beyleri yani valiler işte ne yapıyor? Bazı gençleri seçiyor ve bunlara maaş ödüyorlar. Bunlar da o valilerin emrinde savaşa katılıyor. Orhan Bey döneminde karşımda çıkan askeri yapı demek ki ilk düzenli ordu Yaya Müsellem bir daha zepler. Ama şimdi Osman Bey gönüllü. Orhan Bey fakat birinci Murat'a geldik. Üçüncü hükümdar sınırlar bayağı büyüdü. Balkanlar'da Bulgaristan'a kadar gitmişsin. Anadolu'da bazı toprakları almışsın. Artık daha etkili ordular kurmak zorundasın. İşte birinci Murat döneminde Osmanlı'nın iki temel ordusunun ilki tımar sistemi karşında çıkıyor. Şimdi neydi bu tımar sistemin genel özellikleri? bir İkta ordusu olarak anılmıştır. Bu tımar aslında daha ilk çağlardan beri ilk defa Hititlerde karşılığında çıkıyor. Toprak karşılığı asker bu değil mi? Hititlerde karşılığında çıkıyor. Sonra bakıyoruz İslam Devleti'nde Hazreti Ömer'den itibaren karşılığında çıkıyor. Türk İslam Devleti'nde Büyük Selçuklar'da karşılığında çıkıyor ki iddia ordusu olarak anılıyor. Bizde de tımar dediğimiz ordudur. Bu orduya baktığınız zaman topraklı dedik değil mi? Sınırlar genişlemiş. Sınırların genişlemesiyle asker ihtiyacı artınca ben Yeni bir ordu kuruyorum, tımarlı ordu ve nasıl bir ordu dersek, toprak geliri karşılığı beslenen ordu. Sistem şöyle işliyor, devlet toprağı fetih yolu ele geçiriyor. Sonra oraya iskem politikası doğrusunda Türkler yerleştiriliyor ya da orada nüfus var, başkaları da yaşıyor. Ben ne yapıyorum? O bölgeye bir tımarlı sipahi gönderiyorum. Ben tımarlı sipahi diyorum ki devlet olarak, bak burada köylü toprağı ekip biçiyor köylü bir çeşit kiracı çünkü toprağın mülkiyeti devlete ait. Sen köylüden %10'luk var, alacaksın. Bunun karşılığında bana nice bölüden asker yetiştireceğiz. Her 5 bin akçe için bir asker, 5 bini senin. Ne kadar akçe daha toplandı burada? 5 binin dışında, senin olan dışında 10 bin akçe. Ha, iki tane daha asker yetiştireceksin. Sen artı 2 askerle ne yapacaksın? Savaşa katılacaksın. Ha o zaman tımarlı sipahi deyince ben şöyle anlatıyorum. Topraklı ordudur. Temel özelliği o bölgede bir köydeki dergiyi tımarlı sipahi toplar ve gelir oranında devlete asker yetiştirir. Peki görevi ne? Tımarlı sipahi ne iş yapacak? Bir savaş zamanı bir de barış zamanı görevleri var. Savaş zamanı birini yetiştirdiği askerlerle birlikte savaşa katılacak hemen işi bu zaten devlet o toprağa o parayı niye verdi asker yetiştirdi peki barış zamanı ne iş yapacak barış zamanı işi gördüğü gibi daha çok değil mi bir kere o adamlar askerleri niye eğitecek tamam toprakta ekip bitiyorlar ama fırsat buldukça bunlara iyi bir eğitim verecek bunların silahlarını karşılayacak atını karşılayacak bunlara iyi bir eğitim verecek bu arada jandarmalık işini yapacak günümüzde kırsal bölgenin güvenliğini jandarmalar sağlıyor değil mi Ha, eskiden jandarmanın işi tımarlı sipaydı. Bu köyde üç tane, öbür köyde beş tane, diğerinde sekiz tane filan. Böyle birlikler var. Ve o bölgede ya da bölge içinde güvenliği sağlayacaklar. Devriye atacaklar, köyler arasında, yollarda güvenliği sağlayacaklar. Hatta bir isyan çıkması halinde birleşerek o isyanı bastıracaklar. Yani tımarlı sipahi aynı zamanda merkezi otoriteyi de güçlendiriyormuş. Başka ne yapacak? Toprağın ekilip biçilmesini sağlayacak. Çok çıkar. Bunda üretimde sürekliliği sağlamak derler. Köylü o toprağı ekip biçmek zorunda. Çünkü köylü orada kiracı arkadaşlar. Köylü o toprağın geliriyle beslenecek. Ama köylü o toprağı niye aldı? Üretmek için. Üretmiyor. Yok öyle. Üretmezse devlet bunlardan çift odan vergisi adıyla vergi bile alacaktır. O zaman ben buradan baktığımda şunu görüyorum. Tımarlı sipahi de sebepsiz yere toprağı terk edeni, toprağı zorla geri getirme hakkına sahip veya o toprağı ekmeğini zorla ektirme hakkına sahip. Çünkü o toprak ekilmezse sipahi beslenemeyecek. Sipahi beslenemezse ordu çöker. Öyle kafana göre iş yapamazsın. Başka bir çeşit belediye hizmetleriyle de uğraşıyorlar. Kendi alanlar içinde diyelim iki köy arasında ne lazım yol yapılacak. Devlet diyor ki hop diyor ben size gereken malzemeyi vereceğim siz de buradaki işçilikle o yolun inşasını sağlayacaksınız. Böyle bir çeşit belediye işlerini yani devletin yapacağı bu, şey, yol köprü falan gibi şeylerde ne yapıyorlar? E, o alanlardaki inşaatlara köylülerle birlikte destekli olacaklar. Tımarlı sipahi topraklı orduymuş. Maaş geliri şey toprak gelir karşılığında asker besliyor. Savaş zamanında birlikleriyle savaşa katılacak. Barış zamanındaysa ne yapacakmış? Askerini eğitecek. Bölgede çıkabilecek isyanları önleyecek. O bölgenin belediye hizmetlerine sa katkı sağlarken üretimde sürekli de sağlayacaktır. Peki tımarız sipahi ne yapamaz? Bir kere halktan kanunnamelerde birilerinden fazla vergi alamaz. Devlet diyor ki %10 vergi alacaksın. Kafana göre alamazsın. Köylüyü ezemezsin. Ee, vergiyi nakit olarak isteyemezsin. Zaten köylüyü ezmeye kalkarsan en sonunda bunu toparlıyor, toprağı alır ürün olarak vergi alabilirsin köylüden. Yani köylü buğday üretmiş sen onun %10'unu. Ya ben o %10'u istemem mi? Para isteyeceğim. Yok öyle diyor devlet. Onu sen paraya çevir diyor. Köylünün derdi değil o diyor. Başka ne yapacakmış tımarlı sipahi yapamıyor. Haklarını devredemiyor. Bu çok sorulur arkadaşlar. Yani bu toprak benim. Ahmet ya sana devredeyim. Ver bana 10 bin akçe falan. Yok. Toprağın tapusu devletin işlem hakkı köylünün vergi geliri sipahi. Sen gel başkası. E belki sen daha fazla veren birine vermiyorsun. O adam da savaşçı mavaşçı değil. Ağalık yapacak, yolsuzluk yapacak, hırsızlık yapacak. Yok diyor ben sana verdim. Buradaki geliri sen toplayacak ve bu görev yerine getireceksin. Ha görev yerine getirmedin mi? Alırım elinden toprağı diyor. Kullanım hakkı diyor. Başka seferlere katılmak olduk edemezsin. Her savaş şöhretinde tahriller açılır. Sayım defterler açılır. Hangi topraktan ne kadar asker gelecek onu hesaplarlardı. Ve sen bununla savaşa katılıyorsun. Katılmamazlık ettiğin an itibariyle elinden ne yaparlar? O toprağı alırlar. Başka ne yapamıyor tımarlı sipahi? Ee, her kayıtta altında, her yerde kayıt altında olan bir sistem var arkadaşlar. Ee, bunları da kim denetliyor? Kadılar denetliyor. Ne kadar toprak, kime verilmiş, e, ne kadar asker beslenecekmiş, e, tımarlı sipahi ne yapmış, hukuk dışı uygulamalar çıkmış mı falan. Eğer hukuk dışı uygulama varsa, hatta toprağın alınmasına ya başka birine devredilmesine kadılar karar verilmiş. Yani böyle keyfi uygulama yok. Toprakta feodalleşme, derebeylin oluşmasına izin yok. Buradan böyle bir soru gelebilir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Neden topu devletin diye sorulur? Çünkü toprakta feodalleşme. Çünkü bu adam ne yapacaktır? Ee, birisi toprağın diğerine devretmeye kalkabilir. Öbürü başka bir şey yapabilir. Ondan sonra kıyamet kopar. Bir derebeylik sistemini. Adam der ki ya bak benim burada 10 tane askerim var. Diğer tarafı da alayım 20 askerim olsun. Diğer tarafı alayım 50 asker. Bir bakmışsın ki toprakta e, bir tekelleşme ve devlete karşı bir isyan gücü oluşma söz konusu olurdu. O nedenle Avrupa'daki gibi bizde şey yok arkadaşlar. Toprak mülkiyeti soyluya ait değil. Toprak mülkiyeti devletindir. Dolayısıyla adam bu işin dışına çıktığında tapu devletin git Ahmet gel Hasan diyebilecektir. Tımarlı sipahi sistemi çok önemli, çok zorlu Buna çok odaklanalım arkadaşlar. Özellikle nedir diye sorulduğunda topraklı asker. Kestirmeden getirildi topraklı asker. Neden kurulmuş diye sorulduğunda masrafsız asker yetiştirmek, kırsal bölgenin güvenliği sağlamak. Kestirmeden gidiyoruz. Tımarlı sipahi halk ezebilir mi? Ezemez kardeşim. Neden tapusu devletin bu toprakların feodalleşmeyi önlemek için? Şimdi Birinci Murat döneminde karşımızda çıkan bir başka askeri güç kapı kulu asker. Tımarlı sipahi toprak bir orduydu. Birinci Murat döneminde bir de neyle karşılaşıyoruz? Kapı kulu Askerliği. Önemli. Çok çıkar. Öncelikle arkadaşlar bu Gazze'de Gulam. Selçuklar'da Hassa denilen ordunun devamıdır. Bak Gulam zaten Gulam Saray'dı bu Gazze'de. Gulam Saray. Sarayın kölesi. Gulam köle demek ya sarayın kölesi. Biz de ne diyoruz? Kapı kulu. Kapının kulu değil mi? Ha, yani kapı ne burada? Saray. Sarayın kulu aslında aynı. Ya da hassa, has. Eskiler çok has kız falan derlerdi. Çok güzeli tarif etmek için has. Hassa ordusu olarak bilinen orduların devamıydı. İlk olarak birinci Murat döneminde kurulmuş. Ve savaşlarda elde edilen esirlerden pençek sistemi adıyla devşirme usulüyle zamanla oluşturulmuş. Aa, önce Pençik nedir? Ona bakalım sonra değiştirelim. Çünkü bu ordu 1. döneminde önce pençik sistemiyle kurulmuştu. Tavla bilenler bilir. Ya da tavladaki sayıları bilenler bilir. Yek, dü, se, car, penç. Penç. Zar attınız. 53. Pencüse dersiniz. Pencüse. 53. İşte bu ordu penç Hatta pençe dersiniz değil mi? Aslan, pençesi filan dersiniz. Pençe 5. Beş. 5'lik sistem demektir. Nedir bu? Şimdi İslam savaş hukukuna göre arkadaşlar, İslam savaş hukukuna göre savaşlarda elde edilen esir şeyin ganimetin 5'te biri devlete aittir. Ganimetin 5'te biri devlete ait. 5'te 4'ü de savaşanlara ve ölenlerin ailesine. İşte devlet Ganimet payını esirlerden alıyor. Ve buradaki esirlerden bir ordu kuruyor. Pençik, ganimetin beşte birinden dolayı kurulduğu için arkadaşlar, bu orduya Pençik ordusu denmiştir. Ganimetlerden elde eden güçle oluşturulmuş. Peki devşirme neydi? İkinci Murat döneminde karşımda çıkmaya başlayacaktır bu. Devşirme sistemi dediğimizde ise, Bilen çoktur aranızda özellikle Rumeli'deki Anadolu'dan da ufak tefek görülür ama özellikle Rumeli'deki Hristiyan çocukların devşirilip Anadolu'daki Türk ailenin yanında yetiştirilmesiyle oluşturulan sistemdir. Tabi devşirme kanunda bir kanun var İşte şu kadar hane içinden işte şu insanlardan. İşte mesela işte papaz çocukları devşirilmez, vücudunda özür uzanan çocuklar devşirilmez, ailede tek erkek olan çocuklar devşirilmez doğrultusunda arkadaşlar bir kanun hazırlanmış. Ve biz Rumen'deki ailelerden çocukları alıyoruz. Bunları Anadolu'daki Müslüman Türk ailelerin yanında e, Türkçe'yi Türk İslam örf adet geleneklerini öğretiyoruz. Sonra bunları acemi ocağına getiriyoruz. Acemi ocağında bunların yeteneklerini izliyoruz. Ve bu yetenekler doğrultusunda çeşitli görevlere, askeri veya saray görevlisi olarak kullanıyoruz. Zaman içerisinde bunlardan memur bile yetiştireceğiz. Edner'in adı saray okulundan. Bakıyoruz lan bu çok güçlü, kuvvetli, palosu yı. Kafa orta zekada bunu yeni çevre şey yapalım. Ya bu adam biraz ufak tefek kaldı ama kafada basıyor. Hadi topçu ocağına top döktürelim vesaire gibi yetenekler doğrusuna kullandığımız orduydu. Devşirme sistemi Pencikle birlikte karşımıza çıkmış. O zaman Kapıkulu ordusu ilk defa 1. Murat döneminde Pençik ordusu olarak kurulmuştur. Pençik neydi? Savaşlarda elde eden, ganimete dayalı kurulan orduydu. Ama 2. Murat döneminden itibaren devşirmeye geçilmiş. Çünkü pencikle e, esirlerden kurulan ordular da sıkıntılar çıkmaya başlayacak. Hem mesela Fetret döneminde yeterli asker e, alamadığımız için askeri eksiklikler için, savaş savaş kazanamıyoruz Fetret'te hiç karışıklıklar 1400 2400 İşte bunun sonucunda da değiştirme sistemine geçiyoruz. Peki kuruluş amaçları ne? Kapıkul ordusunu. Şimdi Türkler savaşçı değil mi? Türkler savaşamıyor mu da biz gayrimüslimleri alıp Müslümanlaştırıyoruz. Hayır kardeşim Türkler savaşıyor da bir kere bana savaşa daima hazır bir ordu lazım. Bunlardan bir ordu kuracağım. Maaşlı, profesyonel. Çok iyi yetiştireceğim. Ee, ve işte neden değiştirme? Boy beylerin askeri, siyasi gücünü kırarak merkezi otoriteyi güçlendirmek istiyor. Türk askerleri Türk boylarından oluşuyor. Ama e, boy her, o zamanlar Türk milliyetçiliği yok arkadaşlar. O zaman boy milliyetçiliği var. Her boy kendi devletini kurmak istiyor. Veya boy beyi kalkıyor, devlet içinde ayrı bir devlet gibi hareket etmek istiyor. Yani ordu da boylardan oluşturulduğu için asker eğer kayıdan değilse ya da işte hakana, hükümdara sonsuz bir itaat içinde değilse kendi beyinin emrini daha fazla önemseyecek ve gerektiğinde isyan edecek. Bu çok karşılaştırılmış durum. Hatta iktidar ele geçirmek amaçlı darbelerle bile karşılaşıyor. Ama bunlar iker akraba değil. Birbirle akraba değil. Bir Türk boyuyla da akraba değil. Ve maaşları kim veriyor? Hükümdar veriyor. Maaşını aldığı sürece hükümdara itaat edecektir. İşte ben Türk boylarıyla e, akrabalık ilişkisi olmayan insanları alıp sarayı bunlara emanet ederek merkezi otoriteyi de güçlendirmeye çalışıyorum. Tabi hükümdar otoritesini de korumuş oluyorum değil mi? Merkezi otorite aynı zamanda hükümdar otor otoritesi. Sarayı da koruyacak. Başka jandarma hani kırsalın jandarması kapı ya işte polisi de pardon kırsalın jandarması tamamı sipahiydi. Polisi de kapı kul olmuş. Yani 2. Mahmut döneminde 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına kadar olan süreçte her şehirde 3, 5, 15, 20, 50, 100 artık şehrin büyüklüğüne bağlı asker vardı. İşte bunlar polis olarak şehirlerin güvenliğinde ne yapıyordu? Sağlıyor. Peki hangi askeri sınıflar var Yine yazılı soru sorulara karşılığını çıkar. Birkaçını seçerler. Acemi Hoca çok sorulmaz. Hani bu hani devşirilen çocuklara e, Türk ve İslam kültürünü öğrendikten sonra götürüldükleri ve yeteneklerinin gözlemlendiği yerdir arkadaşlar. Yeniçeri. Zaten en büyük, en kalabalık sınıf Yeniçeri. Bunlar padişahın çevresinde bulunan yaya askerlermiş. Ve 3 ayda bir ulüfe denilen maaş alacaklarmış. Yeniçeri. Sefer bahşişi de vardı sefere giderken ayrıca sefer var. Cebeciler, İstanbul'a Cebeci diye bir semt vardır arkadaşlar. Ordunun silahlarını hazırlayan savaş alanına taşıyor. Tamiratını, bakımını hepsini yapıyor. Topçu adından belli. Top arabalarını yapıyor, topları döküyor, savaşta topları kullanıyor. Kumbaracı, bir çeşit el bombasıdır arkadaşlar bunlar. E, patlayıcılar yapıyorlar. Tabi sadece el bombası da değil yani o güllelerin de. Kumbaracılar yaparlar arkadaşlar patlayıcıları oluşturuyorlar. Lağımcı ismi garip gelebilir ama yani ordunun en çok şehit veren sınıfı sayılabilir bunlar Yeniçerilerden sonra. Çünkü ne yapıyorlar? Tünel kalarak kare duvarlarını e, çökertiyorlar tünellerle birlikte ki bu savaş taktiği 2. Dünya Savaşı'nda da 1. Dünya Savaşı'nda da karşımıza çıkacaktır. Sakalar, üniversite sınıfında çıktı arkadaşlar. Ordunun su ihtiyacını karşılıyor. Hatta Asaka diye bir su markası da vardır. Silahlarla sağ ve sol rüfeciler pek sorulmadı arkadaşlar. Ama silahdarlara baktığında padişahın güvenliğini sağlayan grup sağ ve sol rüfeciler sağ ve sol gariplerle ordunun ağırlığını ve hazineyi, sancakları, bayrakları koruyan gruptur. Bunların içinden Sakay'ı sorma dedim ya önemli su taşıyor falan ama sınavda çıktı. Namcılar önemli çünkü çok büyük şehitler veriyorlar. Onun dışında da zaten e, Acemi isminden anlaşılıyor. Yeniçeri'yi zaten biliyoruz. E ordunun en kalabalık bu padişahın çevresinde yaya askerler. Cebeci silahları tamir eden yapan bakan, Topçu biliyoruz zaten anlaşılıyor. Onun da patlayıcılardan anlaşılabilecektir arkadaşlar. Bu sınıflara dikkat edin. Evet. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Çok fazla bir şey yoktu. Şimdi birkaç soruyla dersi notları. Dirlik sisteminde toplam mülkiyeti devlete tasarruflu köyle vergiler dirlik sahibine aittir. Bu durumda diyor tımar sisteminin aslında karşılığı bu. Köylü toprak ödülüne bir çeşit kiracıdır değil mi tımar sisteminde? Köylü kiracı durumunda. Gelirin bir kısmını askeri giderler ayrılır. Doğru asker karşılıyorsun burada. tımarla orada da buradan geliyor zaten e, ee, Dirlik sahibi köylü üzerinde her türlü hakka sahiptir. Böyle bir şey var mıydı arkadaşlar? Zamanlı sipahi mesela köylüyü ezebiliyor muydu? Baskı yapabiliyor muydu? Hayır. Nakit olarak vergisini alabiliyor muydu? Hayır. Hatta uzak kadarları götürüp sattırabiliyor mu? Hayır. Demek ki köylü üzerinde her türlü hakka sahip değil. Köylü orada emeğini karşılığını alıyor. Sen onun üzerine baskı ve zulüm yapamazsın. Cevabımız neymiş? 1 ve ikiymiş. Bir soru daha görelim arkadaşlar. Ne diyor? Kayıların kısa sürede büyüyüp Osmanlı Devleti kurmalarında gönüllülük esası üzerine mücadele eden İslam mücahitleri veya din savaşçıları olarak bilinen unsurların hangisinin etkili oldu sormadık. Yani biz Osman Bey soruyu bu O ne demiştik? Düzenli bir ordu yok. Ve büyüyüp güçlenmesinde İslam mücahitleri veya din savaşçıları. Kimdi bunlar? Alpler. Hani şu Gazianur'un demiştik. E gaziler zaten aynı. Alp ve gaziler aşağı yukarı aynı şey. Bir de ahi önerom var değil mi? Ahiler de gerektiğinde savaşçı olarak orduda yer alıyordu. E, o gruplara hangisi de bir örnek olabilir dediğine göre cevabımız 1-2-3 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bir soru daha görelim. Hangisi tımarlı spayın görevlerinden biri değildir? son sorumuz. Çözüm yani geçen haftanın sorusundan sonrası. Tımarlı sipahi kimdi bu? Toprak girdi karşılığında devlet asker besliyordu. Doğru. Bölgelerinde aynı zamanda jandarmalık yapıyor, güvenliği sağlıyordu. Doğru. Üretimi kontrol altında tutuyorlardı. Eğer toprağa çift çekmezse zorla ektirme hakkına sahip. Doğru. Bölgelerindeki adalet işlerini karara bağlamak. Yanlış. Çünkü kim adalet işini düzenliyordu? kadılar düzenliyordu. Böyle bir şey yok. Hatta eğer bu köyse tabii kadın aileydi. Ama kadılar diğeri hani hukukçuydu. Yetiştirdikleri askerle birlikte savaş zamanı oraya katılmak gibi görevinde vardı. Evet bir önceki dersimizin ödüllü sorusunun çözümüne bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın Anadolu Türk siyasi Bilim sağlamak amacı çalışmalardan biri değildir? Hangisi? Türk siyasi Bilim bilgi sorusuymuş bu. Ee, ama ama var. Şimdi Germiyanoğulları'ndan oğullarından Kütahya'yı almışım. Kütahya Anadolu'da Germiyanoğulları oğulları Türk Türk Birliği'ni sağlıyor. Candar oğullarından Kastamonu, Candar oğulları Türk, Kastamonu Anadolu'da Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlıyor. Aydın oğullarından İzmir, İzmir Anadolu'da ve Aydın oğulları Türk. Menteşe oğullarından Muğla, bu Türk ama Bizans'tan Bursa. Şimdi bazıları diyecek ki ya hocam Bursa da Anadolu'da. O zaman Bursa'nın alınması da siyasi birliği sağlıyor. Ama buraya dikkat edin ne diyor? Türk siyasi birliğini sağlama. Anadolu'da Türk siyasi Anadolu Türk siyasi birliği demek dersimizde söylemiştik. Türkleri birleştirmek demektir. Anadolu'da siyasi birliği sağlamak derse Anadolu'da alınan her yer. Rumlardan anlam Trabzon'da Anadolu'da siyasi birliği sağlıyor ama Türk siyasi birliği yalnızca Türklerden alınan yerler bu işin içine Rumlar Türk değil değil mi? O zaman Rumlardan alınan Trabzon ya da Bizans'tan alınan Bursa dediğinde olmuyor kardeşim. Bunlar Türk siyasi birliği içine girmeyecektir. buna dikkat. Evet bu dersin ödümlü sorusuna bakarsak e, Gazi Rum, Ahyan Rum, Bacian Rum gibi askeri gruplardan bahsetmiştir. Hangisini kanıt olarak gösterebiliriz? Artık çok fazla tuzak var arkadaşlar. Evet bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar dileriz.